Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz 2022 çıkmış biyoloji YKS sorularını çözeceğiz ee, Soruların üzerinden hem de genel bir konu tekrarı da yapmış olacağız Bakalım isterseniz TT ile AYT'yi birlikte çözeceğim bu arada videomuz o yüzden uzun olacak Diyor ki, Tipik bir bitki ve hayvan hücresi karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Enerji kullanarak hücre içine molekül alma Şimdi arkadaşlar Hücre içerisine molekül alma dediğimiz zaman Hani burada büyük molekül mü küçük molekül mü diye ayırt etmediği için Mesela aklımıza iki şey gelecek Birisi aktif taşımadır Aktif taşıma küçük moleküllerin enerji kullanılarak içeri almasıdır Diğeri de arkadaşlar endositozdur Endositozda büyük moleküllerin enerji kullanılarak hücre içerisine alınmasıdır Aktif taşıma hem hayvan hücresinde hem de bitki hücresinde görülür Ama endositoz Bitki hücrelerinde görülmez arkadaşlar. Çünkü bitki hücresinde hücre duvarı olduğu için yalancı ayak oluşumuna izin vermez. Şimdi bize burada hangisinden yani büyük molekül mü küçük molekül mü demediği için o yüzden şöyle bir dursun diğerlerine bakalım. Oksijen kullanarak enerji üretimi gerçekleştiren organellere sahip olma. Bu organel hangi organeldir? Oksijen kullanarak enerji üreten mitokondri değil mi? Arkadaşlar bu hem bitki hücresinde hem hayvan hücresinde var. Hücrede üretilen bazı maddeleri hücre dışına salgılama. Bu olay bitki hücresinde de hayvan hücresinde de vardır arkadaşlar. Mesela enzim dışarıya salgılayabilir. Yine protein salgılayabilir arkadaşlar. Özellikle mesela enzimi düşündüğümüz zaman enzim dışarıya salgıladığı için ortak olarak alıyoruz. Üzerinde ribozom bulunan endoplazm retikuluma sahip olma. Arkadaşlar, yani burada hangi endoplazm retikulumdan bahsediyor? granüllü endoplazmik retikulum hem bitki hücresinde hem de hayvan hücresinde vardır. Atık ürünleri merkezi kofulda depolama. Bakın merkezi koful sadece bitkilerde bulunan depo görevi gören arkadaşlar. İşte mesela kurak ortam bitkilerinde merkezi koful su depolar. Atık ürünleri yine depolayabilir. Bu sadece bitkilerde görülür o yüzden bu ortak değildir. Şimdi burada da yine büyük küçük madde ayrımı yapmadığı için A şıkkında o yüzden bunu da doğru olarak kabul edeceğiz. Ama mesela enerji kullanarak hücre içine büyük molekül alma deseydi aklımıza endositoz gelirdi. O zaman bu da arkadaşlar ikisi içinde ortak olmazdı. Onu da söylemiş olalım. 16. sorumuz. İnsanda bir karaciğer hücresi çekirdeğinde sayılarının en az olandan en çok olana doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi karaciğer hücresi diyor. İnsanda arkadaşlar kaç kromozom var? 2 yani eşittir. 46 kromozom var. Zaten karaciğer hücresi vücut kromozomundan bahsettiği için vücut hücremizden dolayısıyla kromozom sayımız bu şekilde. O zaman kaç kromozom var? 46. Peki kromozomlar nelerden oluşur arkadaşlar? DNA'nın etrafının proteinle çevrilmesi sonucunda kromatin iplik oluşuyor. Bu kromatin iplik e, hücre bölünmesi sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşüyor. O zaman 46 tane kromozom var. Peki gen nedir? Gen DNA üzerinde bulunan ve belirli özellikleri üzerinde taşıyan bölgelerdir arkadaşlar. Özel bölgeler. Mesela diyelim 46 tane kromozom varsa her bir kromozomda örnek veriyorum bakın tamamen ee, kafadan sallıyorum yani. Diyelim ki her bir kromozomda 100 tane var. E, 100 tane varsa 100 çarpı 46'dan ne olur? 4600 olur. E nükleotite geldiğim zaman nükleotit ney? DNA'nın ve RNA'nın yapısını oluşturan yapı taşlarıdır. Hani adenin nükleotidi, timin nükleotidi, değil mi? Ne ne oluşturur nükleotidin yapısını? Bir tane baz oluşturur. Bazın yapısına bağlı olan bir tane şeker vardır. 5 karbonlu şeker ve buna bağlı olan fosforik asit vardır arkadaşlar. H3PO4. Şimdi burada organik baz dediğimiz adenin, timin, guanin, tozin, urasil olabilir. Bakın hem DNA'yı hem RNA'yı katıyorum için içine. Arkadaşlar 5 karbonlu şeker olarak da riboz ve deoksid, deoksiriboz olabilir. Dolayısıyla bizim nükleotidimiz o zaman daha mı fazladır? Evet diyelim ki bir gen bölgesinde de 100 tane nükleotit olsun. O zaman 100 çarpı 4600 bu seferde ne olur arkadaşlar? bin olur. Bize ne diyor? En az olandan en çok olana. O zaman en az olan hangisi? Kromozom. İlk sırada kromozom olacak en az olan. Sonra hangisi az? Gen az. Sonra arkadaşlar hangisi gelecek? Nükleotit cevabımız 3-1-2 şeklinde gider. Yani denizli şıkkı olur. 17. soru. Mantarlar aleminde yer alan canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? Bakalım. Hücrelerinde çekirdek zarına sahip olma. Arkadaşlar çekirdek zarı tüm ökaryot ök, canlılarda ortaktır. Yani ökaryotlarda hani çekirdek var DNA çekirdeğin içerisinde olduğu için mecburen çekirdeğin bir de zarı olması lazım. Dolayısıyla mantarlar alemi de ökaryot canlılar oldukları için hepsinde çekirdek zarı vardır arkadaşlar. Heterotrof beslenme. Heterotrof beslenme ne demek? Besinini dışarıdan hazır olarak alma demektir. Arkadaşlar besinini hazır alma mantarlarda yine ortaktır. Mantarlar kendi besini üretemez hazır alır. Hücre duvarına sahip olma evet tüm mantarlarda hücre duvarı vardır ve bu hücre duvarı da arkadaşlar kitin yapılıdır. Onu da söylemiş olalım. Peki kitin neydi? Kitin bir karbonhidrattır. Karbonhidratlar içerisinde bakın biz karbonhidratları 3 ayırıyoruz. Monosakkaritler yani tek şekerliler, disakkaritler yani iki şekerliler bir de polisakkaritler vardır. Çok şekerliler. Kitin bu polisakkaritler içerisindedir. Yapısında azot bulunan tek polisakkarittir arkadaşlar unutmayın. Yapısında azot bulunan tek polisakkarittir. E peki kitinin görevi ne? Kitin arkadaşlar, e, böceklerde hücre duvarının pardon hücre duvarı diyecektim böceklerde. Böceklerde e, dış iskelet oluşturuyor. Kalsiyum karbonatla birleşerek dış iskeleti oluşturuyor. sert bir kabuk oluşturuyor. Mantarlarda da hücre duvarının yapısına katılıyor. Çok hücreli olma bu bir dursun hücrelerinde organellere sahip olma. Şimdi mantarlar zaten ökaryot olduğu için ökaryot canlılarda organeller vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da ortaktır ama çok hücreli olma ortak değildir. Neden ortak değil? Çünkü mantarlar içerisinde bir mayası dediğimiz mantarlar vardır. Bir mayası mantarları tek hücrelidir arkadaşlar. Dolayısıyla çok hücreli olma mantarlarda ortak olmaz. Gelelim 18. sorumuza. Evet. Bölünme ile ilgili sorular diyor ki aşağıda 2 en yani eşittir 4 kromozomlu bir bitki hücresinin bazı bölünme evreleri şematize edilmiştir. Bu evrelerden mitoz ve mayoza ait olanlar hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi bakın eğer ki ortada bakın bir düzlemde şöyle biraz yakınlaştırayım. Arkadaşlar eğer bir düzlemde 4 tane kromozom hani 4 kromozomlu diyor ya zaten şurada. Dört kromozomun dördü de yan yana dizilmişse, o zaman mitoz'a aittir. Bakıyorum şimdi, bakın, şurası ne? Bakın, dördü de yan yana dizilmiş, o zaman bu mitozdur. Bakın, şurada yine dördü de yan yana dizilmiş arkadaşlar, bu da nedir? Yine bir mitozdur. Mitoz. Bakın, burada iki tane var. Burada dört tane var ama yan yana dizilmemiş, karşılıklı dizilmiş. Bunu birazdan anlatacağım. Şurada da arkadaşlar iki, ikişer kromozom karşılıklı hani farklı çekirdekler içerisinde yer alıyor. O zaman mitoza ait olanlar hangileridir? 1 ve 3'tür. Şimdi ben mitoza ait olan 1 ve 3 dediğim zaman zaten şıkkımı buldum. Ama mayozu genellikle ayırt etmede e, sıkıntı yaşıyorsunuz. Nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi mayozu hatırlayın iki tane evresi vardı. Mayoz 1 ve mayoz 2. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya düşer. O yüzden 2 en eşittir 4 kromozomlu bir hücre için mayoz bölünme şekli arıyorsanız eğer en eşittir ikili bir e, şekil arayacaksınız. Bakın en eşittir ikidim. Bakın şuraya bakın 2 tane kromozom var. Ben bunu buldum. Bir kere bu mayoza ait. Tamam peki diğerlerini nasıl ayırt edeceğiz? Eğer ki yine mayoz 1'i hatırlayalım. Mayoz 1'in metafaz evresinde Homolog kromozomlar karşılıklı olarak ne yapıyordu? Merkeze diziliyorlardı. Bakın 5 numaraya bakın arkadaşlar. Kromozomlar bakın normalde 3 numaraya baktığım zaman mitoz bölünmede böyle yan yana dizilmiş hepsi. Ama mayoz bölünmede ne yapar homolog kromozomlar birbirinden ayrılacağı için bu arada homolog kromozom ne? Bir anneden, diğeri babadan gelen kromozomlardır arkadaşlar. Bu kromozomlar karşılıklı diziliyorsa eğer biz buna da ne diyoruz? Yine mayozun Evresidir diyoruz hatta mayozun Arkadaşlar burada ayrılma başlamış Anafaz bir evresi Dolayısıyla bu da mayoza ait Peki ben 4 numaranın mayoza ait olduğunu Nasıl anladım arkadaşlar Bunu da şöyle anlıyorum bakın burada 2 tane kromozom var Burada da 2 tane kromozom var Eğer ki burada 4 4 olsaydı Ben derdim ki tamam mitoza ait Ama burada 2 2 var demek ki Kromozom sayısı burada yarıya düşecek Dolayısıyla bu nedir? Telofaz evresidir. Mayoz 1'in telofaz evresidir arkadaşlar. Yani telofaz 1'dir. Burada da yine 2-2 ayrıldığı için mayoz dedim. Dolayısıyla cevabımız burada ne çıktı? Bursa şıkkı çıktı. Gelelim diğer sorumuza. 19. sorumuz. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında X kromozomu üzerindeki çekinik bir allel tarafından kalıtılan özelliğin bir ailedeki kalıtım seyir verilmiştir. Soy ağacında sadece 3 numaralı birey bu özelliği fenotipinde gösterdiğine göre özelliğin kalıtımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi bakın bu tür soruları çözmeden önce ilk olarak ne yapıyoruz? Şöyle e, şekil üstünde arkadaşlar hemen yerleştiriyoruz. Bakın X kromozom üzerinde çekinik. O zaman ben taralı olan erkeklere ne yazacağım? X üzeri küçük r. Bakın çekinik dediği için Taralı dişi varsa ne yazacağım? X üzeri küçük r küçük r ama bizim burada taralı dişimiz yok. Bu arada sağlam erkeklere de tek yazabileceğim. Genotip ne olur? X üzeri büyük r y olur. Hemen yazıyorum bakın. Sağlam erkek 2 numara X üzeri büyük r y. 5 numara X üzeri büyük r y. 3 numaraya geliyorum. 3 numara zaten taralı olduğu için 3 numaraya ne yazacağım? Erkek olduğu için X üzeri küçük r y yazacağım. Şimdi arkadaşlar erkek çocukları erkek çocukları X kromozomunu kimden alacak? Annesinden. Çünkü babadan ne geliyor zaten? Y kromozomu geliyor. Bakın babadan Y kromozomu. O zaman X kromozomunu kimden alır? Anneden. O zaman X üzeri küçük R bunun annesinde var mı? Var. Annenin taralı olmaması için de ne yapmam lazım? X üzeri büyük R yazmam lazım ki taralı olmasın diye. Şurada 4 numaralı bireye baktığım zaman 4 numaralı bire için neler yazabilirim? Bakın buradaki kesinlikle bizim cevabımız 4 numaralı bireyle ilgili olacak mı? Öyle geliyor bakalım. Şimdi bakın 4 numaralı birey babasından bir kere X üzeri büyük R'yi kesinlikle alacak mı? Evet. Çünkü kız çocuğu babadan sadece X kromozomunu alıyor. Peki anneden ne alabilir? Anneden X üzeri büyük R'yi alabilir mi? Alabilir. Babadan yine X üzeri büyük R'yi aldı ya Peki anneden X üzeri küçük R'yi alabilir mi? Alabilir. Yani bu kız çocuk tamam sağlam ama arkadaşlar ya X üzeri büyük R büyük R olur ya da X üzeri büyük R küçük R olur. Şimdi bunu yazdıktan sonra okuyalım şıkları. Diyor ki bir numaralı bireyin genotipinde bu özellikten sorumlu annel bulunur. Bir numaralı bireye bakın X üzeri küçük R var. Evet bu doğru. 2 numaralı bireyin genotipinde bu özellikten sorumlu allel bulunmaz. 2'ye bakıyorum. Evet, sağlam erkek bulunmuyor. Doğru. 3 numaralı bireye bu özellikle ilgili allel 2 numaralı bireyden kalıtılmıştır. Bakın arkadaşlar, 3 numaralı bireye bu özellik kimden geldi? Anneden. Yani 1 bir numaralı bireyden geldi, 2'den değil. Dolayısıyla bu yanlış. 4 numaralı bireyin bu özellik bakımından heterozigot genotipte olma olasılığı 1 bölü 2 demiş. Bakın arkadaşlar 4 için ne dedik? Ya x üzeri büyük r büyük r olur ya da x üzeri büyük r küçük r olur. Dolayısıyla heterozigot olma ihtimali ne olur? 1 bölü 2 olur değil mi? Ya bu olur ya da bu olur. Dolayısıyla 1 bölü 2 olur. Doğru. 2 ve 5 numaralı bireylerin bu özellik bakımından genotipleri aynıdır. 2 ve 5'e bakıyorum. İkisi de sağlam erkek olduğu için genotipleri aynı. Doğru. Cevabımız C şıkkı oldu. TYT için son sorumuz. Diyor ki: Sürdürülebilir kalkınma, insan toplumlarının uzun süreli refahını sağlamak için onları destekleyen ekosistemlerin korunması gerektiğini öngören bir yaklaşımdır. Sürdürülebilirliği sağlamak için diyor yargılarından hangileri uygulanabilir? Kişi başına düşen ekolojik ayak izi artırılmalıdır. E Okuyalım hepsini bir. Biyolojik kayıplar azaltılmalıdır. Biyo, pardon, biyoçeşitlilik kayıpları azaltılmalıdır. Doğadaki bitkisel ve hayvansal kaynaklar kullanılırken bunların popülasyon büyüklükleri dikkate alınmalıdır. Şimdi arkadaşlar, ekolojik ayak izi nedir? Ekolojik ayak izi aslında bizim doğaya verdiğimiz zarardır. Bizim ekolojik ayak izimiz ne kadar büyükse doğaya verdiğimiz zarar da o kadar büyüktür. Mesela bu zararı nasıl veririz? Bir fabrikamız vardır. Fabrika işte filtre takmamışızdır. Bilmem atıkları suya veriyoruzdur. Ne olur arkadaşlar? Etrafı kirletiyoruzdur. O zaman fabrikası olan birinin ekolojik ayak izi daha büyüktür. Dolayısıyla burada artırılmalıdır demesi yanlış olur. Artırmamız değil, azaltmamız gerekiyor. Biyoçeşitlilik kayıpları azaltılmalıdır. Biyoçeşitlilik nedir? Doğadaki canlı çeşitliliğidir. Ben bu çeşitlilik kayıplarını azaltırsam eğer ne yaparım? Ekolojik işte e, sürdürülebilirliği sağlarım. Dolayısıyla bu olur. Doğadaki bitkisel ve hayvansal kaynaklar kullanılırken bunların popülasyon büyüklükleri dikkate alınmalıdır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Mesela nesli tükenmekte olan hayvanlar korumaya alınır veya bitkiler korumaya alınır. Bu sayede ben bu kaynakları tüketmem. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız E şıkkı 2 ve 3 olur. TYT bitirdik. AYT'ye geçelim. Evet AYT testini açtım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Biliyorsunuz AYT biyoloji 28. sorudan başlıyor. Başlayalım hemen. Diyor ki İnsanda ince bağırsaktan kana emilen işaretli bir glikoz molekülünün en kısa yoldan beyne ulaşması sürecinde organlarının hangilerinden geçmesi beklenir? Şimdi bakın ince bağırsaktan kana verilmiş, en kısa yoldan beyne gitmesi gerekiyor. Ben size hemen bakın şuraya. Arkadaşlar onu çizmek istiyorum. Yani benim uyguladığım bir yöntem bu aslında. Siz de evde birkaç kere bunu çizerek bu tür soruları çok kolay yapabilirsiniz. Şimdi bizim kalbimiz var, değil mi? Kalbimiz kanı pompalıyor. Her zaman için bu taraf sağ taraf, şu tarafta sol taraftır. Kalbin üstünde ne var? Akciğerler var. Bir üstede ne var? Beyin ve kollar var. Şimdi kolları yazmıyorum. Hemen alta geldiğim zaman kalbimizin alt tarafında ne var arkadaşlar? Karaciğer, değil mi? Karaciğer. Hani bunu şöyle düşünün hani şematik olarak düşünün aslında direkt kalbin alt tarafında karaciğer değil. karaciğerdir, midedir, bağırsaklardır. Hani bunlar hemen iç içe geçmiş gibi hani karaciğerle mideyi mesela e, iç içe geçmiş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü karaciğer midenin hemen üstünde üstünü örtüyor. Şimdi karaciğerin hemen altında sindirim kanalı diyeceğiz. Sindirim kanalı. Sonra arkadaşlar böbrekler diyeceğiz. En altta da ne var? Bacaklar var. Şimdi bakın nasıl çizeceğiz bunu Bizim kalbimizin sağ tarafı kirli kan Sol tarafı da temiz kan taşıyor Şimdi vücudumuzdan toplanan kirli kan Arkadaşlar e, Temizlenmek için nereye gidecek Akciğerlere gidecek Peki bu kirli kan nereden çıkar Sağ karıncıktan çıkar Sağ karıncıktan çıkan kirli kan Nereye gider temizlenmek için Akciğerlere Peki kalpten çıkan damarlara atar damar Kalbe gelen damarlara da toplar damar diyorum. Bu damar kalpten çıktı mı? Çıktı. Nereye gidiyor? Akciğerlere. O zaman ben bu damara ne diyeceğim? Akciğer atar damarı diyeceğim. Akciğer atar damarıyla akciğere gitti. Kirli kan. Normalde atar damarlar temiz kan taşırlar. Ama arkadaşlar bu durum akciğer atar damarıyla göbek bağı atar damarında tam tersi bu ikisinde kirli kan bulunuyor. Şimdi akciğerlerde temizlendi kan, karbondioksit verildi, oksijen alındı. Sonra bu akciğerlerden nereye gelecek arkadaşlar? Kalbimizin sol kulakçığına. Sol tarafta temiz kan bulunuyor çünkü. Kalbe gelen damara ne diyorduk? Toplar damar. Nereden geliyor? Akciğerlerden. O zaman bu damarın adı nedir? Akciğer toplar damarı. Geldi burada. Sonra buradan sol kulakçıktan sol karınca indi. Bu arada bu yazdığım kırmızıyla çizdiğim arkadaşlar küçük kan dolaşımıdır. ile akciğerler arasında gerçekleşiyor. Şimdi gelelim büyük kan dolaşımını anlatayım size. Arkadaşlar e, sol kulakçıktan sol karınca giden kan aort atar damarıyla vücudumuzun en büyük en kalın damarıdır. Aort atar damarı dışarıya açılıyor çıkıyor. Aort iki kola ayrılır arkadaşlar. Bir yukarıya beyne gider. Beyne giden damara biz şah damarı diyoruz. Hatta bu boynumuzda var ya atan bir damar şah damarı diyoruz. Kesildiği zaman işte e, ölüm çok kolay olur diye şah damarı. Sonra da aşağıya iniyor bir kısmı da. Arkadaşlar bu aşağıya inerken de kollara ayrılıyor. Karaciğere gidiyor. Sindirim kanalına gidiyor. Böbreklere gidiyor. Bacaklara gidiyor. Şimdi aort atar damarının kolu olduğuna göre bu damarların hepsi Atardamar değil mi? Evet. Karaciğere giden atar karaciğer atardamarı diyoruz. Sindirim kanalına gidene isim vermiyoruz. Bunu bilmenize gerek yok. Böbreklere gidene de böbrek atardamarı diyoruz. Şimdi burada e, bu kanallarda arkadaşlar ne oldu? Karaciğerde, sindirim kanalında, böbreklerde, bacaklarda kan kirlendi. Kirlenen kanı toplayan ve kalbe getiren bakın kalbe gelen damarlara ne diyorduk biz? Toplar damar, değil mi? Bunları kalbe getiren damarlar vardır. Toplar damarlar. Şimdi karaciğerden çıkana karaciğer toplar damarı diyoruz. Bu arada şu sindirim kanalından çıkanı yanlış çizdim. Sindirim kanalından çıkan toplar damar direkt olarak arkadaşlar kalbe gitmiyor. İlk önce bir karaciğere uğruyor. Neden karaciğere uğruyor? Çünkü sindirim kanalından besin gidiyor ya. İnsülin ve glukagon hormonları sayesinde bu e, sindirim kanalından karaciğere giderek arkadaşlar kandaki glikoz seviyesi ayarlanıyor. Eğer işte kanın glikoz seviyesi düşükse işte e, direkt sindirim kanalından gelen glikoz kana veriliyor. Eğer yüksekse depo ediliyor. Bu yüzden de sindirim kanalından çıkan damar arkadaşlar nereye gider? Önce karaciğere gider. Karaciğerden e, toplar damar olarak çıkar. Peki biz bu damara ne diyoruz? Bu damarın ismi önemlidir. Kapı toplar damarıdır. Tamam mı? Kapı toplar damarı unutmayın. Böbreklerden çıkana böbrek toplar damarı. Bacaklardan çıkan zaten önemli değil. Şimdi bakın bunlar organlardan çıktıktan sonra ana bir damarda birleşiyorlar. Bakın kalbin alt tarafından kirli kanı toplayıp kalbin sağ kulakçığına getiriyor. Biz bu damara alt ana toplar damar diyoruz. Alt ana toplar damar. Bir de beyinden ve kollardan yani kalbin üst tarafında bulunan organlardan arkadaşlar bizim kan getiren damarımız var. Biz buna da ne diyoruz yine kalbimizin sağ kulakçığına açılır. Buna da üst taraftan geldiği için, kalbin üst tarafında olduğu için üst ana toplar damar diyoruz. Şimdi bunu siz de evinizde mutlaka çizin ders çalışırken ve bir iki kere çizdiğiniz zaman artık bütün damarları, bütün organları aklınızda kaldığınızı göreceksiniz. Şimdi bakalım isterseniz hemen sorumuza ne diyordu? İnce bağırsaktan kana emilen işaretli bir glikoz. Şimdi ince bağırsak nerede? Burada sindirim kanalında, değil mi? Şöyle sarıyla yapalım. Bakın sindirim kanalında. Şimdi sindirim kanalındaysa en kısa yoldan beyne gitmesi gerekiyor. O zaman kapı toplar damarından nereye gider karaciğere. O zaman ben karaciğeri işaretlerim, onu alacağım. Karaciğerden çıkıp nereye gidecek? Kalbe gidecek. O zaman kalbi işaretlerim. Kalpten çıkıp arkadaşlar beyne ulaşması için ilk önce bir temizlenmesi lazım. Dolayısıyla akciğerlere gider değil mi? Temizlenmek için. Tekrardan kalbe gelir. Kalpten de nereye gider? Beyne gider. Dolayısıyla arkadaşlar akciğerlere de gitti ama böbreklere gitmesine gerek var mı? Yok. Çünkü böbrekler nerede zaten? Aşağıda. O zaman cevabım ne olur? 1-3-4 olur. Size böyle ee, organ olarak sormayıp damar olarak da sorsaydı yine bu şekle bakarak yapabilirdiniz arkadaşlar. Oldukça kolay. E, gelecek bunu ezberlediğiniz zaman. Gelelim 29. sorumuza. İnsanda diyor destek ve hareket sisteminin işlevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kalsiyum ve fosfor gibi bazı mineralleri depolar. Bu doğru. İç organları mekanik etkilere karşı korur değil mi? Göğüs kafesi olsun. Daha sonra mesela kafatası kemiği olsun arkadaşlar. Koruyor doğru. Yapısında yer alan eklemler sayesinde vücudun hareketine imkan verir. Bu da doğru. Eklemler mesela oynar eklemlerimiz, oyna, yarı oynar eklemlerimiz var. Hareketimizi kolaylaştırılıyor. İskelet kaslarının tutunacağı yüzey alanı olarak işlev görür bu da doğru mesela kasların kemiklere tutunduğu bölgeye biz ne diyoruz tendonlar diyoruz tendonlar yırtıldığı zaman e, büyük bir ağrı acı veriyor hatta e, hareket ettiremiyorsunuz o yüzden bu da doğrudur kan hücrelerinin üretimine aracılık eden hormonları üretir demiş arkadaşlar destek ve hareket sisteminin böyle bir görevi yok peki kan hücresinin üretimine aracılık eden hormon hangi hormon eritro Bakın eritropoietin hormonu, Poietin. Birazcık değişik bir isim bu e, hormonun ismi. Bu hormon özellikle büyük bir kısmı nerede üretiliyor? Böbreklerde. Biraz da arkadaşlar, e, yanlış hatırlamıyorsam karaciğerde birazcık da üretiliyordu ama büyük bir kısmı nerede üretiliyor? Böbreklerde üretiliyor. Unutmayın cevabımız değişik olacak. 30. soru. Korti organı işlev görmeyen bir kişi de aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? Bakalım. Şimdi korti organı ne işe yarıyordu? Korti organı e, ses e, titreşimlerini alarak arkadaşlar bunu işte impulsa dönüştürüyor ve beyne gönderiyor. Diyor ki dış ortamdaki ses dalgalarının kulak zarına iletimi engellenir. Hayır dış ortam değil bu iç kulakta bulunur. Ve korti organı e, işitme reseptörlerinin bulunduğu yer arkadaşlar. Dolayısıyla bu yanlıştır bu olmaz. Orta kulaktan iç kulağa ses dalgaları iletilemez. Bunun da korti ile bir ilgisi yoktur. İç kulakta impuls iletimi, üretimi gerçekleştirilemez. İşte cevabımız bu. Ne dedik? Korti organında reseptörler var. Reseptörler aldığı uyarıyı impulsa dönüştürerek beyinde ilgili bölgeye gönderir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olacak. Zaten diğerlerini hiç okumaya gerek yok. Gelelim 31. sorumuza. Diş üreme sisteminin kontrolünde görev alan östrojen ve progesteron hormonları ile ilgili hangisi yanlıştır? Östrojen ve progesteron hormonları yumurtalıklar tarafından üretilir demiş. Bu doğrudur arkadaşlar. Hatta eğer hamilelik durumu varsa bir süre sonra plasenta tarafından da üretiliyor. Diyor ki, östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanması FSH ve LH tarafından kontrol edilir. Bu da doğru. FSH östrojeni kontrol eder. LH da progesteronu kontrol eder. Hem östrojen hem de progesteron rahmin embriyo gelişimde hızlanmasından sorumludur. Bu da doğru. Şimdi e, östrojen de progesteron da arkadaşlar rahim iç duvarının kalınlaşmasını sağlıyor, kılcal damar bakımından zenginleşmesini sağlıyor. Böylelikle rahmin embriyo için hazırlanmasını sağlıyor. Bu da doğrudur östrojen ve progesteronun kanda belirli bir seviyenin altına düşmesi endometriyumun parçalanmasına neden olur. Bu da doğru. Nedir endometriyum? Hemen onu da anlatayım size. Arkadaşlar dişi üreme sistemini bakın şöyle düşündüğünüz zaman, tabi burada değişik bir şekil oluyor ama hemen hemen böyle bir şekli var. Şimdi şurada da yumurtalıklar var, şuraya bağlantı bölgeleri var, şöyle yumurtalıklar. Bakın. Şunlar yumurtalık değil mi dedik. Şurası arkadaşlar yumurta kanalı. Diğer bir ismiyle fallopi tüpü. Fallopi tüpü. Pardon özür dilerim gitti. Heh. Şurası da arkadaşlar rahimdir. Bakın bu büyük kısım. Embriyonun geliştiği yer burasıdır. Şimdi rahmin iç duvarında, iç kısmında bir tabaka bulunuyor arkadaşlar. Ve bu tabaka kalınlaşıyor. Endometrium dediğimiz tabakadır. Bu tabaka işte östrojen, progesteron etkisi sayesinde kalınlaşır ve embriyonun tutulması için ortam hazırlar. Bunu hangi hormonlar sağlar? Progesteron ve östrojen hormonu sağlar. Eğer bu progesteron ve östrojen hormonu kanda belirli bir seviyenin altına düşerse endometriyum tabakası parçalanır ve bir miktar kanla dışarıya atılır. Biz zaten buna menstruasyon menstruasyon evresi diyoruz. Dolayısıyla hamilelik olmadığı zamanlarda bu durum gerçekleşiyor. Ama hamilelik varsa Hamileliğin devamı için progesteron hormonunun ve östrojen hormonunun belirli bir değerde olması lazım. Özellikle progesteron seviyesi düşerse hamilelik sırasında kişide de bireyde de düşük gerçekleşir onu da söylemiş olalım. Bu arada önemli bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi yumurtalıklar yumurta üretiminden sorumlu. Fallopi tüpü de döllenmenin gerçekleştiği yerdir unutmayın. Döllenme rahimde değil bakın burası rahimdir. Veya diğer bir ismiyle uterus'tur. Döllenme rahimde değil, nerede gerçekleşir? Fallop tüpünde gerçekleşir. Bunu da unutmayalım. Evet, o zaman D şıkkı da doğru. Döllenme gerçekleşmediğinde korpus luteumun parçalanması, östrojen ve progesteron derişiminin hızla artmasına neden olur. Hayır, bakın az önce ben söyledim. Endometrium tabakasının yani korpus luteumun arkadaşlar parçalanması için bu ikisinin seviyesinin düşmesi lazım. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki bir fizyolog insan kanındaki hemoglobinin oksijen doygunluğunu etkileyen faktörler üzerinde bir çalışma yapmış ve çalışma sonunda çizmiş olduğu grafiklerden birini aşağıdaki gibi göstermiştir. Grafikteki bir numaralı eğrinin iki numaralı eğri şeklinde değişikliğe uğraması aşağıdakilerden hangisine neden olmuş olabilir? Bakalım. Şimdi arkadaşlar kanın pH'i bakın bir numarada 7,4 iken kaça düşmüş? 7,2'ye. Yani asitlik artmış pH düşmüş Peki bizim kanımızda pH'i düşüren şey nedir karbondoksitleri Demek ki kişinin karbondoksit oranı artmış karbondoksit oranı nasıl artar arkadaşlar karbondoksit oranı kişi e, egzersiz yapıyor olabilir veya işte solunumunda falan herhangi bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Karbondoksit dışarıya atamıyor olabilir. Ama büyük bir ihtimal egzersizle ilgili bir şey bulacağız. Diyor ki egzersiz yapan bir kişinin dinlenme durumuna geçmiş olması. Hayır dinlenme durumuna geçmiş olması gerekmiyor. Egzersiz yapması gerekiyor. Bu olmaz. Spor yapmak isteyen bir kişinin yürüyüş bandında bir süre koşu yapması. Bakın evet egzersiz yapıyor ki karbondoksit miktarını artırıyor. Cevabımız Bursa şıkkı. Deniz seviyesinde yaşayan bir kişinin 1500 metre yüksekliğe çıkması arkadaşlar 1500 metre yüksekliğe çıkma e, oksijen miktarı azalır buna bağlı olarak karbondoksit miktarı da azalır. Yani e, bununla bilgisi yoktur dolayısıyla bu da gider yaşamın yüksek kesimlerde sürdüren bir kişinin deniz seviyesine inmesi bu da değildir bu sadece o kişide e, daha fazla oksijen kullanma özelliği gelir mesela sporcular ne yapıyorlar? Kamp yapıyorlar önemli maçlarından önce gidiyorlar işte yüksek yerlere çıkıyorlar orada hemoglobin sayısını artırıyorlar. Çünkü yüksek kesimlerde oksijen az olduğu için daha fazla oksijen tutabilmek için vücudumuz fazla miktarda hemoglobin alıyor üretir. Bu da arkadaşlar sporcular böyle yaparak deniz seviyesini indikleri zaman daha iyi koşma durumu, daha işte e, sağlıklı durumlar yaşıyorlar. O yüzden de bunu yapıyorlar. Normal solunumunu sürdüren bir kişinin oksijen tüpüne bağlanarak ilave oksijen alması. Durumumuz oksijenle alakalı değil, karbondioksitle alakalıydı. Cevabımız B şıkkı oldu. Geçelim 33. sorumuza diyor ki aşağıda lojistik büyüme gösteren bir popülasyona ait S tipi büyüme eğrisi verilmiştir diyor. Şimdi S tipi büyüme eğrisi diyor ki buna göre hangisi söylenemez. Şimdi arkadaşlar S tipi büyüme evresine baktığımız zaman bir kere 3 numaralı bölge nedir denge evresidir değil mi denge. 2 numaralı bölge nedir? Negatif artış evresidir. 1 numaralı bölgede pozitif veya logaritmik artış evresidir diyebiliriz. Logaritmik. Peki 1 numaralı bölgede düşük çevre direncine bağlı olarak birey sayısı artar, hızla artar. Doğru değil mi? Birey sayısı bakın hızla artıyor. Bu doğru. Daha sonra diyor ki 2 numaralı bölgede popülasyonun büyüme hızı azalmaya başlar. Evet bakın büyüme hızı aslında hala yani büyümesi hala devam ediyor ama hız azalıyor. Aynı şey gibi düşünün. Hani bizim her sene nüfus sayımı yapılıyor ya. Nüfus sayımı yapıldığı zamanlarda derler ki nüfus e, büyüme hızı azalır ama nüfus sürekli artar arkadaşlar. Nüfus artmasına rağmen büyüme hızının azalması bu oranlamayla alakalı bir şeydir. Dolayısıyla bu da doğrudur. O yüzden zaten negatif artış evresi diyoruz. 3 numaralı bölgede popülasyondaki bireyler arasında kaynaklar için rekabetin daha fazla olması gerekir. Şimdi 3 numaralı bölge denge evresi ya. Denge evresinde artık popülasyonun büyümesi durmuştur veya hani çok çok azalmıştır ya da durmuştur. Arkadaşlar bu durumda bireyler zaten hani ortam taşıma kapasitesine geldiği için sınırlı besin, işte sınırlı yaşam alanı var. Dolayısıyla rekabet daha fazladır. Doğru. Popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesine yaklaştıkça büyümeye başlar. Doğum ve ölüm oranı birbirine yaklaşıyor. Zaten denge bu sayede sağlanıyor. Bu da doğrudur. Popülasyon büyüklüğü taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevresel direnç azalır demiş. Bu yanlış. Çevresel direnç artar. Peki nedir çevresel direnç? Şimdi biz çevresel direnç deyince sanki bizim çevreye karşı gösterdiğimiz direnç gibi anlıyoruz ama öyle bir durum değil. Çevre direnci şudur. Çevrenin bize karşı gösterdiği dirençtir. Mesela şöyle düşünün. Diyelim ki e ee, 5 kişilik bir aile düşündü arkadaşlar. Bir anda sayısı 10 kişiye çıkıyor. Tek bir kişi çalışıyor evde. Ayda mesela asgari ücret alıyorsun. 5500 liraydı galiba en son. 5500 lira para alıyor. Şimdi 5 kişilik ailede kişi başına düşen gelir 1100 lirayken bir anda 10 kişi oldukları zaman ne oldu? 550'ye düştü. Çevresel direnç ne yaptı? Bakın arttı, azalmadı. Yani bizim o para bize ne yapıyor? Direnç kazandırıyor direnç yani bize direnç gösteriyor diyebiliriz Mesela bunu çevre için söylediğimiz zaman ise birey sayısı arttıkça çevredeki besinlerin miktarı Hani hemen hemen sabit olduğu için çevre bize direnç gösterir arkadaşlar burada azalır değil artar demesi gerekiyordu 34 soru aynı habitatı paylaşan ve benzer ekolojik nişe sahip iki tür ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi aynı habitat yani aynı ortamı paylaşıyorlar ve ekolojik nişleri birbirine benzer. Ekolojik niş ne? Bireyin yaptığı iş, değil mi? Diyor ki bu türlerden birisinin ekolojik nişini değiştirmesi durumunda aynı alanı birlikte kullanmaya devam etmeleri beklenir. Doğru arkadaşlar, olabilir. Çünkü eee Ekolojik nişlerinin aynı olması demek bunların rekabet halinde olması demektir ve aynı habitatı kolay kolay paylaşamazlar. Eğer birisi ekolojik nişini değiştirirse mesela ikisi de işte ceylanla beslenen bir iki canlı düşünün. Eğer bunlardan biri ceylanla değil de mesela gider Geyikle beslenirse arkadaşlar ne olur? O zaman ceylanla rekabet etmeyi bırakırlar. Biri geyikle beslenir, biri ceylanla beslenir, aynı alanı paylaşmaya devam ederler. O yüzden bu doğrudur. Ortamda kullandıkları kaynaklar sürekli olarak arttıkça bu türler arasındaki rekabet de artar. Hayır. Rekabeti sağlayan nedir arkadaşlar? Ortamdaki kaynakların azalmasıdır, artması değil. Bu yanlış. Bu türlerden biri her zaman diğeri üzerinde avcılık baskısı oluşturarak diğerinin ortamdan yok olması neden olur. Arkadaşlar bunlar arasında rekabet var. Av avcı durumu yoktur. Avcılık durumu olmadığı için bu da yanlış olur. Cevabımız ne olur? A şıkkı olacak. 35 Diyor ki, ökaryotik bir hücrede bulunan DNA ve RNA molekülleri ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. DNA molekülleri iki iplikli olup bu bu iplikler birbirine anti paralel uzanır. Bu doğrudur arkadaşlar. Anti paralel dediğimiz, şimdi eskiden e, müfredatta vardı ama artık yok. Hani kafanızı karıştırmak için söylemeyeyim. E, üç üssü beş üssü dediğimiz uçlar vardır arkadaşlar. Bunlar birbirine ters olarak sıralanıyor. Biz buna anti paralel diyoruz. Bu doğrudur. DNA kendini eşlerken belirli bir primidin bazının karşısına pürin bazlarından herhangi biri gelebilir demiş. Bakın bu yanlış olur herhangi biri gelemez. Neydi pürin bazları? Pürin bazları adenin guanin değil mi? Primidin bazları neydi? DNA için söylüyorum sitozin ve timin. Timinin karşısına adenin gelecek, sitozinin karşısına guanin gelecek. Herhangi biri değil bellidir hangisi geleceği o yüzden bu yanlıştır. Protein sentezinde işlev gören tüm RNA çeşitleri DNA'dan sentezlenir. Evet. Şimdi biz e, transkripsiyon dediğimiz olay da DNA'dan RNA sentezlenmesi olayıdır. Şöyle düşünebilirsiniz. DNA'dan sadece mesajcı RNA sentezleniyor gibi düşünebilirsiniz ama öyle değil. Hem DNA'dan hem mesajcı RNA hem taşıcı RNA hem de ribozomal RNA sentezlenir arkadaşlar. Doğru. RNA moleküllerinin protein sentezinde işlev gören tiplerinin yanı sıra enzim işlevi görenleri de vardır. Bu da doğru. Bu da doğrudur arkadaşlar. Mesela RNA polimeraz dediğimiz işte enzim işlevi gören e, kısımları da var. Nükleotitler DNA ve RNA moleküllerinin yapısal birimleridir. Evet nükleotitlerin e, TT sorularını çözerken yapısını söylemiştim. İkisi de arkadaşlar e, ikisinde de nükleotitler yapısal birim olarak bulunur. Cevabımız B şıkkı olur. 36. Ökaryotik hücrelerde translasyonla ilgili hangisi yanlıştır? Nedir translasyon? Mesajcı RNA'nın ribozomda okunup protein sentezlenmesi olayına biz translasyon diyoruz. Zaten okunma anlamındadır. Translasyonda mesajcı RNA'daki mesaj polipeptide tercüme edilir. Yani protein sentezinin anlamında söylemiş. Bu doğru. Translasyonda aynı aminoasitin taşınmasında birden fazla çeşit taşıcı RNA görev alabilir. Bu da doğrudur. Neden doğrudur biliyor musunuz? Mesela diyelim ki bir amino asit var. Mesela serin aminoasidi. Bu serin amino asidini 5 tane kodon eğer ki e, tercüme ediyorsa, 5 tane kodon şifreliyorsa her bir kodonun ayrı ayrı taşıyıcı RNA'ları vardır. Dolayısıyla bu aminoasitin taşınmasında yani e, beş çeşit taşıcı reyna görev alabilir arkadaşlar. Bu doğrudur. Translasyon enerji harcanmadan gerçekleşen bir olaydır. Bu yanlış arkadaşlar. E, bu taşınma olayları sırasında falan mecburen enerji harcanmak zorundadır. C yanlış. Translasyonun başlama evresinde mesajcı reyna ve ribozomun küçük alt birimi birbirine bağlanır. Doğru. Küçük alt birimi mesajcı reyna gelip bağlandığı zaman hemen büyük alt birimi de kendi üstüne doğru çekiyor. Ve e, başlatıcı kodon geldiği anda... E, sentez başlıyor arkadaşlar. Doğrudur. Tek bir mesajcı RNA'nın translasyonu aynı anda birden fazla ribozomda gerçekleşebilir. Biz buna ne diyoruz? Polizom. Değil mi? Polizom diyoruz. Tek bir mesajı RNA kullanarak mesela ribozomlar şöyle yan yana dizilirler. Tek bir mesajı RNA'yı kullanarak aynı proteinden çok sayıda üretebilirler arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacak. 37. Bir bitki hücresinde bulunan bölümlerinin hangilerinde substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezi gerçekleşir? Şimdi substrat düzeyinde fosforilasyon neydi arkadaşlar? Nerede gerçekleşir? önce onları söyleyelim. Birincisi glikoliz evresinde glikoliz evresinde substrat düzeyinde fosforilasyon gerçekleşir. Peki hocam bunun mantığı ne? Eğer ki organik bir bileşik kullanılarak ATP üretiliyorsa biz buna substrat düzeyinde fosforilasyon diyoruz. Bakın glikolizde glikoz kullanılarak ATP üretiliyor değil mi? O zaman bu substrat düzeyinde fosforilasyondur. Daha sonra Krebs döngüsünde arkadaşlar. Krebs. Krebs döngüsünde de yine substrat düzeyinde fosforilasyon vardır. Neden? Çünkü orada da iki karbonlu olan asetil koenzima kullanılıyor ve e, ATP üretiliyor. Bu yüzden de Krebs döngüsünde de ne vardır yine? substrat düzeyinde fosforilasyon var. O zaman bakın sitoplazma derim, değil mi? Sitoplazmada eee glikoliz sitoplazmada gerçekleştiği için substrat düzeyinde fosforilasyon vardır derim. Daha sonra mitokondrinin matriksi derim çünkü Krebs mitokondrinin matriksinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu da olur. Ama kloroplastın stroma'sı olmaz. Zaten kloroplastın stromasında ATP sentezi yok. ATP üretilmez. Orada ATP tüketilir. Neden? kloroplastın stromasında kalvin döngüsü gerçekleşir. Yani ışıktan bağımsız reaksiyonlar gerçekleşir. Burada da ATP kullanılıyor. Kloroplastta ATP üretimi tilakoidlerde gerçekleşiyor arkadaşlar. Ona da biz zaten substrat düzeyinde fosforilasyon değil fotofosforilasyon diyoruz. Foto, fosforilasyon. Fotosentez konusunu hatırlarsanız bunu da hatırlarsanız cevabımız ne olacak? C şıkkı 1 ve 2 olacak. 38. Bakterileri araştıran 3 öğrenci aşağıdaki örnekleri vermiştir. Bu öğrencilerden hangileri kemosentetik bakterileri örnek vermiştir? Şimdi kemosentetik bakterileri nerede görürüz? Azot döngüsünde görürüz arkadaşlar. Azot döngüsünde amonyağı nitrite, nitriti de nitrata dönüştüren bakteriler kemosentetik bakterilerdir. Diyor ki klorofil pigmentlerine sahip ve suda yaşayan bir bakteri karbondioksit ve suyu kullanarak organik madde sentezlemektedir. Şimdi bir kere klorofil varsa zaten bu ne yapıyordur? Fotosentez. Çünkü kemosentez yapanlarda e, klorofil yoktur arkadaşlar unutmayın. Klorofil yok. O zaman Ecem yanlış. Ecem örnek vermemiş. Deniz Nitriti nitrata dönüştüren, bakın zaten söyledim, nitriti nitrata dönüştüren bir bakteri elde ettiği enerjiyle ortamdaki karbondioksit ve suyu kullanarak organik madde sentezler. Denizi alacağım. O zaman deniz olmayanları sil. E, Ecem'e zaten yanlış demiştik. Cevabımız Bursa şıkkı olacak ama Ayşe'yi de okuyalım. Enerji kaynağı olarak güneş enerjisine, bakın eğer güneş enerjisini enerji kaynağı olarak kullanıyorsa bu canlı ne yapıyordur? Fotosentez yapıyordur. Çünkü kemosentezde Güneş kullanılmaz enerji kaynağı olarak. Klorofil yoktur. Hem gece hem gündüz gerçekleşebilir kemosentez. Kemosentezde inorganik maddelerin oksidasyonundan açığa çıkan enerji kullanılır arkadaşlar unutmayın. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Yalnız deniz olur. 39. Çok yıllık bitkilerdeki primer ve sekonder büyüme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi primer büyüme boyuna uzamadır. Sekonder büyüme de enine kalınlaşmadır arkadaşlar. Her iki büyüme olayında da meristem işlev görür. Evet primer büyümede primer meristem, sekonder büyümede ise sekonder meristem yani kambiyum işlev görecek doğru. Sekonder büyüme yalnız dikotil çiçekli bitkilerde görülür demiş. Şimdi dikotil olanlar neydi? Kapalı tohumlu bitkiler. Şimdi kapalı tohumlu bitkilerin dikotil olanlarında var. Doğru. Ama yalnız bunlarda değil. Yalnız olmaz arkadaşlar. Çünkü açık tohumlu bitkilerde de vardır sekonder büyüme. O yüzden bu yanlıştır. Sekonder büyüme eline kalınlaşma bu arada unutmayın. Her iki büyüme bitkide eş zamanlı olarak gerçekleşebilir. Evet bitki hem boyuna hemenle büyüyebilir arkadaşlar doğru. Bu büyüme şekilleri bitkinin farklı bölgelerinde gerçekleşebilir doğru. Birinde işte mesela sekonder büyüme kökte de kökte gerçekleşirken primer büyüme gövdenin uç kısmında gerçekleşebilir doğrudur. Primer büyüme bitkinin boyunun uzamasını, sekonder büyümede de bitkinin kalınlaşmasını sağlar. Doğru. Cevabımız Bursa şıkkı olacak. 40. soru son sorumuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. E, TYT ve AYT videoları çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Eğer anlatımımdan memnun kaldıysanız TYT ve AYT videolarımı izleyebilirsiniz. Evet, diyor ki gün ışığı ve diğer tüm koşulların uygun olduğu bir ortamda bir bitkinin yapraklarında bulunan stomaların açılmalarında durumlarından hangileri etkilidir? Şimdi bakın arkadaşlar. Stomanın açılabilmesi için, şimdi stomanın açılıp kapanmasında iki mekanizma vardır. Hemen ben size açıklayayım bunları. Şimdi şu şunlar stomanın bekçi hücreleri. Şunlar da komşu hücreleri. Şimdi stomanın açıklığının şuranın açılabilmesi için bir kere çepere bir basınç uygulanması lazım. Yani şuraya bir basınç uygulanması lazım arkadaşlar. O yüzden turgor basıncının artması lazım. Ama turgor basıncı nasıl artacak? Bakın açılmayı anlatıyorum size. Açılma durumunun olması için bir kere bitki fotosentez yapacak. Fotosentez. Fotosentez nerede oluyor? Bekçi hücrelerinde bu arada. Bu anlattıkların hepsi bekçi hücresinde gerçekleşmesi lazım. Fotosentez yapacak. Fotosentez yaptığı zaman ne kullanıyor? Suyu kullanıyor değil mi? E, suyu kullanıyorsa bekçi hücresinde su azalır mı? Azalır. Su azaldığı için ne yapacak? Komşudan su çekecek. E, su azaldığı için ozmotik basınç artar mı arkadaşlar? Artar. Ozmotik basınç nedir? Suya olan ihtiyaçtır. E, suya olan ihtiyacı artarsa bunun ne yapar? Komşudan su çeker. Komşudan su çektikçe su çektikçe bu sefer bekçi hücrelerindeki su miktarı artar. Su miktarı arttığı için belirli bir süre sonra turgor basıncı artacak. Turgor basıncı nedir? Turgor basıncı da suyun fazlalığı olarak aklınızda kalsın. Bu turgor basıncının artmasıyla birlikte ne olur? Buradaki çeperlere bir basınç uygulanır ve stoma açılır. Birincisi bu. İkinci mekanizmada ise arkadaşlar. Ee, bu arada fotosentez sırasında karbondoksit de kullanıldığı için pH... Artar unutmayın tamam mı? İkinci mekanizma da potasyumla ilgilidir. Şimdi bekçi komşu hücrelerinden bekçi hücrelerine sürekli bir potasyum geçişi olur. Potasyum geçerse eğer ne olacak? Buradaki ozmatik basınç yine artacak. Çünkü delişim arttığı için ozmatik basınç yani suya olan ihtiyaç artıyor. Suya olan ihtiyaç arttığı zaman arkadaşlar bu sefer yine bekçi hücreleri komşu hücrelerinden ne alır? Su alır. Su aldığı zaman bir süre sonra yine turgor basıncı artar ve tomalar açılır. Kapanma ise bunun tam tersi. Bakın kapanma ise tam tersi olacak. Nasıl olacak peki kapanmada? Şimdi burada fotosentez yaparak glikoz üretti ya. Bu glikozlar arkadaşlar kapanma sırasında ne yapar? Nişastaya dönüştürür. Bakın glikozları nişastaya dönüştürdüğü zaman artı ne üretecek? Su üretecek. E, su ürettiği için bunun ozmatik basıncı azalıp turgor basıncı artmayacak mı? artacak. Yani şuradaki bekçi hücrelerinde bir su fazlalığı var. Bu sefer bekçi hücresi diyecek ki benim gündüz aldığım suyu geri vermem lazım. Gündüz aldığı suyu ne yapıyor? Tekrardan komşu hücrelerine geri veriyor. Bu sefer de su azaldığı için şurada çeperlerdeki basınç da azalır ve stomalar kapanır arkadaşlar. İkinci durumda ise şimdi hani ikinci durumu potasyuma göre anlatmıştık ya burada da potasyuma göredir durum. Şimdi bekçi hücrelerinde bulunan potasyumlar ne yapıyor? Dışarıya çıkıyorlar. Komşu hücrelere geri gönderiliyorlar. Geri gönderildiği için de derişim azalıyor. Derişim azaldığı için de ozmotik basınç ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Ozmotik basıncın azalması demek suya ihtiyacın azalması demektir. Yani bir su fazlalığı var. Yani turgor basıncı artmış. O zaman ne yapacak? Yine gündüz aldığı suyu geri verecek. Sular geri verildiği zaman da Turgor basıncı azalacağı için sutomalar kapanacak. Tamam stomaların açılıp kapanmasını bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Diyor ki hangileri etkilidir bakalım. Mezofit dokudaki hava boşluklarında karbondioksit konsantrasyonunun düşmesi demiş. Şimdi karbondioksitin düşmesi demek fotosentez yapması demek mi? Evet çünkü fotosentez sırasında karbondioksit kullanıyor. O zaman bu olur açılmaya sebep oluyor. Bekçi hücrelerinden komşu epidermis hücrelerine yani buraya Bakın buradan buraya. Şöyle kırmızı ile yazayım da. Şöyle şuradan şuraya. Potasyum iyonlarının geçişinin hızlanması. Bakın potasyum iyonlarının geçişini hatırlarsanız az önce anlattım. Nerede? Kapanmada anlattım. Bu kapanmaya sebep olur. Neden? Çünkü potasyum iyonları geçerse bir su fazlalığı oluşur. Suyu da dışarı verir ve stomalar kapanır. Bu olmaz. Bu açılmayı sağlamaz. Bekçi hücrelerindeki turgor basıncının Komşu epidermis hücrelere göre yükselmesi zaten turgor basıncının yükselmesi neye sebep oluyordu? Açılmaya sebep oluyor arkadaşlar. Bu da olur. Cevabımız 1 ve 3 denizli şıkkı olur. Böylece 2022 çıkmış sorularını bitirmiş olduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Veya instagram biyoloji öğreniyorum 1 sayfasından da gönderebilirsiniz. Ee, sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.